Arkadaşlar merhaba. Bugün Meksika'nın Cotala şehrinden başlayan uzun bir seyahatin başlangıç bölümü. Sadece kısa bir bölümünü paylaşacağım. Bu ATS'nin 1.39 sürümünde yeni bir kombinasyon. Çok fazla harita yok bu sefer. Çünkü güncellenen yani 1.39 için güncellenen harita sayısı sınırlı. Ama zaten Meksika bile başlı başına gidilmesi, görülmesi gereken bir yer. Yine Meksika'da bir rota bu. Geçen uzunca bir aradan önce Meksika'da birkaç tane daha böyle yer paylaşmıştım. Şimdi yolculuğa başlayalım. Bu arada da biraz 1.39 ile ilgili konuşalım ama önce şunu söylemek istiyorum. Bazı sağlık sorunlarımız vardı. Oğlumun sağlık sorunları vardı. O nedenle ben bu işe epeyce bir ara vermek zorunda kaldım maalesef. Yani video ekleme işimin sebebi vakitsizlikten değil, keyifsizlikten sadece. Çünkü bazı şeyler insanın bütün hevesini kaçırıyor her konuda. Bu sefer de bana öyle oldu. Bu vesileyle izleyen herkesin, dinleyen herkesin sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmesini diliyorum. Hem siz hem sevdikleriniz için Allah hem sağlıklı hem mutlu hem huzurlu hem de uzun ömürler versin arkadaşlar. Bazı şeylerin kıymetini kaybetmeden bilemiyoruz maalesef. Şimdi her şeyimiz iyi Allah'a şükürler olsun. O belayı atlattık uzun bir kemoterapi sürecinden sonra. Tabii her şey %100 net değil henüz ama en azından tehlikeli kısmını atlattık. Ufak tefek sorunlar olsa da inşallah bugünden sonra da bir daha yaşamayız. Allah kimseye de yaşatmasın. Yani hele bazen haberlerde okuyoruz böyle ufak çocuklar, hasta olan insanlar, devletten yardım bekleyen, parası olmayan, zor durumda olan insanlar, tedavi süreci ağır ve masraflı olan hastaları olan insanlar. Yani onların ne çektiğini, hani bunları yaşamadan önce ben haberlerde okuyorduk. Haber bittiğinde konuyu unutmuş oluyorduk ama onların neler çekebileceğini tahmin etmek gerçekten çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. O yüzden sizin için tekrar dua ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu meselede ATS ve ETS 2'de 1.39 sürümleri yayınlandı bir beta sürecinden sonra. Bu sürümde böyle dişe dokunur hiçbir şey yok. Ya da öyle de demeyelim de dişe dokunur demesek bile gözle görülebilir pek bir şey yok. Alçak yataklı dorseler ve alçak bileci dorseler var. Bunlara artık sahip olabiliyoruz. Yani satın alabiliyoruz. Aynı zamanda bu ETS2'de trafikte de görünüyor bu dorseler artık. ETS2'de DAF ve MAN Euro 6 trafiğe girdi. Bunların birkaç tane varyasyonu da dahil olmak üzere. Sesle ilgili bazı iyileştirmeler var. Oyunu 1.39 sürümüne yükselten arkadaşlar görmüşlerdir. Ses ayarlarında bir turbo kaydırıcısı var. Bunun dışında bakış açıları diye bir şey var ATS'de. ETS'de belki İspanya DLC'si ile beraber gelebilir ETS 2'ye de. Ama bundan emin değilim. Şu ana kadar öyle bir ipucu görmedim çünkü. Burada işte bazı noktalar var. O noktalarda bir hava gezintisi yaptırıyor izleyen insanlara. Bu benim için çok önemli değil. Çünkü şu ana kadar öyle herhangi bir yere girip de ya burada ne varmış diye bakmadım. Çünkü bu bir turizm oyunu değil. Ya da işte bir turizm simülatörü değil. Kamyon kullanıyorsun. Kamyonlarla ilgili bir takım yeniliklerin getirilmesi çok daha iyi olurdu ama onları da eklemişler. Zaten ATS'nin daha önceki sürümünde de vardı, o 1.38 sürümünde de vardı. Onunla ilgili ben de şöyle düşünüyorum, belki bu ETS'ye gelecek ya da işte farklı bir isimde, işte Eurocoach Simulator diyor kimi oyuncular. Yani bir otobüs simülasyonu için, seyirci senin yeni çıkartacağı bir oyun için bir başlangıç olabilir. Malumunuz ETS 2'de özellikle birçok otobüs garajı var. Şu anda çalışmayan ama içine kamyonlarla girip çıkabiliyorsunuz mesela bu otobüs garajlarının. Belki yeni bir otobüs simülasyonu, Avrupa'yı konu alan bir otobüs simülasyonu gelebilir. Yani öyle olursa o görüş noktaları bir anlam kazanacak çünkü örneğin otobüsünüzde durup işte yolcularınıza gösterebilirsiniz yani bir turizm simülasyonuysa. Yoksa
bir kamyoncunun durup da bütün noktaları gezmesinin hiçbir manası yok. Hadi bir kere girdin, baktın, her geçtiğinde aynı yere girip girip tekrar tekrar bakmak zaten hiç de mantıklı değil. O yüzden bir kere kullanılacak bir özelliği uğraşıp da bu oyunlara getirmenin bir anlamı yoktu. Belki işte dediğim gibi bir düşünce varsa ona bir taban teşkil edebilir bu. Bunlar dışında arkadaşlar oyunda herhangi bir yenilik yok görebileceğiniz. Debriyajlı direksiyon seti kullanan ve manuel vites kullananlar için işte debriyaj freni gibi bir takım özellikler de var ama çok fazla oyuncuyu ilgilendireceğini sanmıyorum. Zaten deneysel aşamada onlar da. O yüzden onların çok oyuncuya faydası olmayacaktır. Ama bu arada şunu hemen söyleyeyim. Bu arada 1.38 sürümünde hatta 1.37'de özellikle bu SSAO denen özellik geldikten sonra oyunda birçok yerde özellikle bitki örtüsünün yoğun olduğu, ağaçların yoğun olduğu yerlerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde FPS çok büyük ölçüde düşüyordu. Mesela ben daha önce bu SSAO gelmeden önce %400 ölçekle oynuyordum oyunu ve en yüksek ayarlarda oynuyordum. Fakat bu özellik oyuna geldikten sonra onu kapatmazsam eğer %400 ölçekle oynayamıyorum. Çünkü FPS 35-40 arasına düşüyor. Şimdi bu ölçeği %200'e getirdim. Bu SSAO ayarı da orta ayarlarda. Şu anda FPS 60. Ama bu 1.39'dan önce yine düşüyordu. Şu anda nispeten biraz daha iyi. Sanıyorum bir optimizasyonla ilgili de ufak tefek değişiklikler yapmışlar bunda. Dolayısıyla FPS konusunda biraz daha iyi 1.38'e göre. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Yani ama daha önce geçtiğim yerlerden tecrübeyle bir FPS'de biraz düzelme var performansta yani öyle söyleyelim. Dolayısıyla oyun biraz daha keyifli hale gelecek ama oyunun birçok eksiği var. Şimdi SCS'nin bir forumu var, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Burada işte SCS ile ilgili, yeni yeniliklerle ilgili, DLC'lerle ilgili falan bir takım tartışmalar oluyor. Geçtiğimiz aylarda orada bazı tartışmalara katıldım. Aslına bakarsanız biraz da gergin olduğum, agresif olduğum dönemlerdi. Onu da kabul ediyorum. Tabii şimdi kabul edebiliyorum ancak o zaman değil. Biraz da sinirli olmaktan dolayı herhalde. Orada bazı insanlarla tartıştım ama bazı insanlar da gerçekten son derece aptal oluyorlar. Şimdi siz ne söylerseniz söyleyin, onlar mutlaka SCS'nin her yaptığı şey mükemmel, her şey çok iyi, her şey çok güzel, hiç şikayet etmeyeceksiniz, sadece para verip DLC'lerini alacaksınız, oynayacaksınız. Onlara göre bütün mantık bu. Oyunda bir sürü eksik var, yani grafik açısından bir sürü eksik var. Mesela bir ortam aydınlatması son derece kötü. 2020 oyunlarına göre, başka oyunları oynayanlar bilirler. Yani müthiş özellikler var oyunlarda ve ATS'de de ETS'de de bu yok. Ortam aydınlatmasının dışında mevsimler yok mesela en basitinden. Mevsimler olmalı. Yollar cam gibi pürüzsüz dümdüz. Oyunda fizik çok iyi. Mesela bu kabin süspansiyonu falan eklediler. ETS'ye, ATS'de henüz yok ama kabin süspansiyonu çok iyi çalışıyor ama kabini tetikleyecek yollarda herhangi bir pürüz yok. Raylı sistem gibi, yani arabanın sallanması mümkün değil. O yüzden kendi fizik modumu yaptım. Kendi fizik modumu kullanıyorum. Araba biraz sallansın hiç olmazsa diye. Çünkü öbür türlü de hiçbir keyfi olmuyor bunun. Buna benzer bir sürü eksikler var. İşte onları tartışırken orada bazı insanlar, gerçi kimseye de hakaret etmedim aslında da. Sanıyorum SCS'yi fazla eleştirdiğim için bir haftalık uzaklaştırma cezası da aldım SCS forumdan. Gerçi çok da önemli değil. Zaten girip de konuşmak, kimle konuşacaksın? 40-50 tane adam var zaten. Topu sadece onlar konuşuyorlar. Başka da konuşan adam yok. Ama oyunda gerçekten çok eksik var. Mesela başka oyunları oynayan arkadaşlar bilirler.
Mesela ben Metro oyununu defalarca oynadım. Metro'da grafikler mükemmel. Şimdi size önümüzdeki günlerde başka bir örnek, birkaç video ekleyeceğim. Yine bir kamyon simülasyonu ile ilgili. Tek bir kişinin yaptığı bir simülasyon. Orada mesela fiziklere ve ortam aydınlatmasına bakın. O oyunun, yani test aşamasındaki bir oyun bu. Oradaki oyunun özelliklerine bakın. SCS'de bütün bunların yapılamamış olması gerçekten ayıp yani. Şimdi bunları söyleyince de tabii orada eleştiri oklarına hedef oluyoruz maalesef. Geçen sefer de öyle oldu. Şimdi dediğim gibi oyunda fazla yenilik yok. Yani gözle görülebilecek yenilik yok. SCS 1.37 sürümünden önce 1.37 ve 1.38'in grafik yeniliklerle ilgili olacağını söylemişti. Ama grafiklerle ilgili bu SSAO dediğimiz şeyin dışında bir şey gelmedi. O da aslında tam olarak düzgün biçimde çalışmıyor zaten. Çalıştığı kadarıyla da sadece performans kaybına sebep oluyor. Yani oyunun görüntüsüne çok büyük bir katkısı yok, doğrusunu söylemek gerekirse. Birçok insan onun açık mı kapalı mı olduğunu bile anlamaz. Şimdi arkadaşlar, bunun dışında yine SCS'de bazı eksikler var oyunlarla ilgili. Şimdi yeni DLC'ler çıkmak üzere biliyorsunuz. Iberia DLC'si ile ATS'de de Colorado DLC'si çıkacak. Yeni DLC'ler çok güzel görünüyor. Mesela Karadeniz'e doğru DLC'si, işte ATS'de Idaho DLC'si oldukça güzeldi. Yani SCS gerçekten güzel işler çıkartmış orada. Her ne kadar grafik konusunda eksikler varsa da, ortam Sağ dönmeyi aydınlatması hazırlayın. konusunda eksikler varsa da haritalar güzeldi. Mesela benim Karadeniz DLC'sinde beğenmediğim tek yer İstanbul'du. İstanbul'un karmaşasını oyuna yansıtamamışlar. O da bütün hayallerimi yerle bir etmişti, ama onun Sağ dönmeyi. dışında DLC'ler gerçekten gayet güzeldi. Fakat bu DLC'leri yapıyorlar, çıkartıyorlar, ama haritanın eski bölümleri o kadar iğrenç görünüyor ki. Mesela Almanya'ya gidiyorsunuz. Almanya'da virajları dönerken yollarda kenar çizgileri, yolların şeritlerin kenar çizgileri virajlarda köşeli köşeli. Yani öyle bir yol çizgisi yok. Ya hiç olmazsa şu yolları düzelt. Binalar berbat. Çok eski binalar var. Binalar berbat. Şimdi bu Sağ alçak dönmeyi hazırlayın. yataklı dorseleri getirdiler Sağ mesela, dönmeyi. düşük dorseleri getirdiler. Şimdi düşük dorseleri park edebilecek büyüklükte ATS'de şirket yok neredeyse. Özellikle bu 3 belden kırmalı, 2 tane kırmalı olan şeyler var, dorseler var. Ya şirkete giriyorsun, manevra yapacak yer yok. Yani o dorseyi döndürebileceğiniz yer yok. Yanaşma imkanı yok yere. Kapıdan girer girmez kamyonu park etmeniz gereken yer var, ama manevra yapmadan oraya düzgün biçimde yanaşmak mümkün değil tabi. Dolayısıyla o alçak yataklı dorseleri de kullanamıyorum. Kullanamıyorum derken, yani hoşuma gitmiyor. Bir garaja, şirkete giriyorsunuz, kapıya çapraz biçimde yanaşıyorsunuz ya da işte yanaşabildiğiniz kadar. Yani çok gerçekçi olmayan bir durum çıkıyor ortaya. O da bütün keyfimi kaçırıyor. O yüzden o tür yükleri almamaya özen gösteriyorum. Burada aldım mecburen, çünkü başka yük yoktu. Bu yol oldukça güzel bir yol. Siz burayı da göresiniz istedim. Çünkü ATS oynayan insanlar, özellikle bu Meksika'da keşfedilecek çok yer var. Onlardan biri olduğu için paylaştım bunu. Yani haritaların eski bölümleri düzeltilmedikçe o yeni DLC'ler benim gözümde para etmiyor. Alıyorum. Yani video yapacağım diye alıyorum. Aslında bir Rus haritasıyla bir tek promotif bile hiçbir DLC almadan yeter. Tabi DLC almadan derken, onlar da lanet olsun. O haritalarda oynayabilmek için DLC'lere sahip olmak gerekiyor. Yani DLC'ler her halükarda zorunlu duruma geliyor. Mecbur kalıyorsunuz, alıyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar, bu video konusunda da bundan sonra neler yapmak istediğimle ilgili de hemen kısaca birkaç tane şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bu YouTube'da yayın
işine ETS2'de harita kombinasyonları yaparak başladım. O dönem böyle çok büyük harita kombinasyonları yapan hiç kimse yoktu. Bir Mario haritası vardı. İşte büyük harita isteyenler Mario haritasını kullanıyordu. O da başkalarının yaptığı haritaları kendisi birleştiriyordu. Tek bir harita haline getiriyordu. Tabii harita yapımcılarından izinsiz olduğu için korsan bir harita çıkıyordu ortaya. O dönemde ben haritaların yeni sürümleriyle kombinasyonlar yapmaya uğraştım. Yaptım da. Ondan sonra onları paylaşmaya başladım ama bugün bakıyorum büyük haritaların artık tadı tuzu kalmadı. Çünkü bu ETS2'deki problemler onlarda da var. Birçok harita çok eski. İçindeki prefabrikler çok eski. Dolayısıyla artık haritalarda da bir güzellik kalmadı. Çok büyük kombinasyonlar yaptığın zaman haritanın yüklenmesi yani oyunun başlangıçta açılması oldukça güç oluyor. Büyük bir harita yapıyorsunuz, haritanın tamamını gezemeden daha ETS'nin yeni bir sürümü çıkıyor, haritaların büyük bir kısmı çalışmaz oluyor. Yani bir sürü sorun oluyor büyük haritalarda. Dolayısıyla siz haritanın daha %1'ini dolaşmadan yaptığınız kombinasyon çöp olup gidiyor. Bunun dışında de dediğim gibi ben bunları yapmaya başladığım zaman başka hiç kimse yoktu büyük harita kombinasyonları yapıp yayınlayan. Bir tek ben vardım. Şimdi herkes harita kombinasyonu yapıyor. YouTube'a girip sayın bir dünya adam bulabilirsiniz harita kombinasyonu yapan. Bu yüzden artık büyük harita kombinasyonları yapmayacağım. Ama kaliteli haritalardan kaliteli kombinasyonlar. Mesela 3-4 tane haritadan veya işte 5-6 tane haritadan kaliteli haritalardan kaliteli kombinasyonlar yapacağım. Hem bunların düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek daha kolay oluyor. Böyle haritaların hataları kolay görüyorsun. Çok büyük haritaları kontrol etmek de çok uzun zaman alıyor. Dolayısıyla size daha kaliteli harita kombinasyonları, daha büyük değil, daha küçük ama daha kaliteli harita kombinasyonları yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gider. Yani ben büyük harita kombinasyonlarını kendim de kullanmıyorum artık. Yok, benim profillerimde kalmadı. Hepsini kaldırdım. Öyle 10 tane, 20 tane haritayla falan kombinasyon artık yapmıyorum. Yani yapmıyorum derken kendim de kullanmıyorum. Mesela RusMap var, RoExtended var, ProMods var. ProMods'un birkaç tane eklentisi var. Makedonya vesaire gibi, özellikle Poland Tribu gibi. Düzgün haritalar var. O haritaları kullanıyorum. Diğer şeylerden, birçok haritadan vazgeçtim zaten. Çünkü harita yapımcıları da bu işi artık, yani harita yapan insanlar da işin cılkını çıkarttılar birçoğu. Haritaları zorlaştırmak adına abuk sabuk yollar, İşte yollarda abuk sabuk girintiler, çıkıntılar, saçma sapan şeyler yapıyorlar. Haritalarda gezmenin bir tadı olmuyor yani. İnsan kendini bir uzun yol şoförü gibi hissedemiyor. Sanki uzun yol sürücüsü değilsiniz de işte şehir içinde meşrubat dağıtıyorsunuz bir kamyonla. O da benim hoşuma gitmiyor. O yüzden düşünüp taşınıp en son dedim, çok büyük haritalar değil ama çok kaliteli haritalarla kaliteli küçük kombinasyonlar yapmak daha iyi. Bundan sonra yapacağım harita kombinasyonları öyle olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Büyük harita kombinasyonları görmek isterseniz YouTube'da birçok şey bulabilirsiniz. Aynı zamanda SCS'nin forumunda da bu tür şeyleri paylaşan arkadaşlar var. Onun dışında haritalarda özel yerler olacak. O özel yerleri İşte şimdi olduğu gibi gidip gezebileceğiniz, yük alabileceğiniz yerlerin tanıtımları ya da işte oralarda yapılacak seyahatleri paylaşacağım. Bir de arada bir hem günlük olaylardan hem de işte politik olur, sosyal olur, çeşitli konularda sohbetler paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili bir fikrim var. Yapabilirsem birkaç deneme yapacağım. Eğer yapabilirsem, yani eğlenceli olacağına karar verirsem Sağda kalın denedikten ve sonra sonra sağa yeni bir video türüyle de arada bir karşılaşacaksınız. Biraz eğlenceli olsun Sağa istiyorum. dönün.
Yani seyrederken bir sohbet ortamı olsun. Bunu daha başka nasıl yapabilirim onu da düşünüyorum. İşte bu karşılıklı sohbet edebilecek, yani izleyicilerle sohbet edebilecek bir ortam var mı? Mesela canlı yayın yapmayı düşündüm. Bir iki tane test yaptım ama bu benim upload hızıyla düzgün olmuyor. Video görüntüsünü çok düşürmek gerekiyor. Yani video kalitesini çok düşürmek gerekiyor. Video kalitesini de düşürdükten sonra bu işin hiçbir kıymeti yok benim açımdan. Dolayısıyla canlı yayından vazgeçtim. Artık Twitch dedikleri bir şey var. Orada kalite nasıl olur bilmiyorum. Onu denemedim daha. Eğer başarılı olabilirsem, kaliteli videoyu yükleyip bir yandan sohbet etmekte başarılı olabilirsem, bu konuda sizlerle de sohbet etmeyi isterim. Hem ETS2 hem ATS hakkında sohbet edebiliriz, hem günlük olaylar hakkında sohbet edebiliriz, kavga etmemek koşuluyla. Ama eğlenceli konularda bulabiliriz konuşmak için. Belki öyle bir sohbet de yaparız. Şimdi arkadaşlar, yolun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dediğim gibi bu seyahatin sonunda yol bitmiyor aslında. Ben daha yola epeyce devam edeceğim ama binlerce millik yolu video olarak yayınlamak çok mantıklı değil. O yüzden az sonra keseceğim bunu. Videonun sonunda bu kombinasyonda kullandığım haritaların bir listesi var. Videonun açıklamasında bunların indirme linklerini de bulacaksınız. Bu harita kombinasyonu şimdilik oldukça güzel. Özellikle Meksika bölgesi hoş. Orada da kalite konusunda biraz tereddütlerim var ama şu anda Meksika için olabilecek en iyi haritalar bunlar. Ve Meksika haritaları da bu bazı ekstrem haritalar gibi mantıksız, abuk sabuk şeyler yok. Zor yollar var gerçekten ama bunlar gerçeğe olabildiğince yakın görünen yollar. O yüzden bu haritaları kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı öneririm. En azından keyifli yolculuklar arada bir. Otoban tabii ki keyifli ama böyle zor yollar da arada bir eğlenceli oluyor. Meksika haritasını eğer denemediyseniz şimdiye kadar, Meksika'nın bir tane haritası yok da birkaç tane, bunlar göreceksiniz videonun sonunda. Kullanırsanız oldukça keyifli yolculuklar yapabilirsiniz burada. Arkadaşlar, şimdi ben konuşmayı kesiyorum. Artık az bir yol kaldı zaten duracağımız yere. Şimdi Promot yayınlandı. 2.51 1.39 için biliyorsunuz. Promot'la ilgili de bir video yapacağım. Fakat bununla ilgili bazı eklentilerin güncellenmesini bekliyorum. Tek başına Promot'la ilgili bir şey yapmanın anlamı yok ama bir seyahat videosu koyacağım orada. Aklımda bir rota var. O rota oldukça güzeldi. Orada bir kısa seyahat videosu olacak. Yarın ya da yarından sonra o videoyu da yüklerim. Ha, bir de unutmadan bazı modlar var. O modlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum İlerleyen videolarda, 1.39 için. Yani modlar, çeşitli kamyon ve oyunları geliştiren çeşitli modlar da bulacaksınız önümüzdeki günlerde. Arkadaşlar, bu kadar konuştuktan sonra size geçenlerde öğrendiğim bir fıkrayı da anlatayım. Tatlı bağlayalım bu işi. Mişon akşam olmuş, evine gelmiş. Apartmandan içeri girmiş, posta kutusuna yönelmiş. Acaba gelen giden bir şey var mı diye bakmış, bir tane zarf var. Zarfı açmış. İşte o dönem PTT'den bir tane fatura. Açmış faturaya bir bakmış, gözleri fincan gibi açılmış. Milyonlarca liralık fatura. Lan nasıl gelir bu fatura bana? Düşünüyor taşınıyor, bir çözüm bulamıyor. Düşünüyor taşınıyor, bir çözüm bulamıyor. İşte PTT'ye yazmış, demiş bir ayrıntılı döküm gönderin bana. Dökümler gelmiş. Hep bütün numaralar bunun arkadaşlarının numaraları. Lan abi, acaba akşamları içip bir sarhoş olduktan sonra mı arkadaşlar bu adamlar? Nasıl oluyor bu iş? Yok yanım demiş ya, içtikten sonra sızıp kalıyorum, nasıl konuşayım? Günlerce düşündüm, bir çözüm yok. Artık en son akşam yine düşünen taşına yatıyor. Aklıma gelmiş ya, demiş acaba kafam mı? Yok canım demiş, daha neler yapmam. Neyse, biraz sonra içim düşmüş. Kapıya gitmiş, kafam ne yapıyor? Bakmış. Papağan tam o kapıdan onu gözetlemeye başlarken papağan kapısını kanadıyla açmış. Uçmuş gelmiş, telefonun yanına konmuş. Bir kanadıyla telefonu alıyor, bir kanadıyla telefonu çeviriyor. Konuşuyor, 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 konuşuyor. Ondan sonra o telefonu kapatıyor, başka bir numara çeviriyor, konuşuyor, konuşuyor. Nişan öfkelenmiş. Yakaladım lan seni şerefsiz, demiş.
papağanı kapmış. Papağan dur anlatayım izah edeyim falan demeye kalmamış tabi. Şu an senin demiş duvara bir çivileyim de aklın başına gelsin senin. Bunu iki kanadından duvara çivilemiş. Gitmiş yatmış. Papağan kara kara düşünüyor ne yapacağım ne edeceğim bir hafta böyle nasıl geçerdi. Derken karşıda İsa heykelini görmüş. Merak etmiş. O da kollarından bacaklarından çivilenmiş duruyor. Ya hemşerim demiş. Sen orada ne kadar zamandır duruyorsun öyle? İsa dile gelmiş. Ben 2000 yılı geçti buradayım böyle bu haldeyim demiş. Oha lan kardeşim nereyle konuştun ya sen o kadar demiş. Şimdi bu fıkra nereden aklıma geldi? Bu ay bizim elektrik faturaları geldi. 400 küsür. Ya Allah arkadaş ya bizden lazım vallahi billahi. Ne diyeyim? Yani Misho'nun telefonu gibi fatura geliyor elektrik faturası. Bize de bu ay böyle geldi. Hayırlısı bakalım kısmetse bir dahaki ay biraz düşüreceğiz daha az elektrik harcayacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin diye diliyorum arkadaşlar. Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşça kalın.